Herkese merhabalar. Bugün de sizlerle daha çok işte bu son dönemde popüler olan, hep duyduğumuz bu maker hareketi konularındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bugün evet, güneşli bir İstanbul günü ve aşırı bir trafik var. En başta şunu söyleyeyim aslında, belki bundan başlamak lazım. Bu makerlık niye bu hareket diye adlandırılıyor artık, nereden çıktı? Aslında biraz dünyanın gidişatıyla, ekonomilerin gidişatıyla alakalı. Artık sanayi devrimini tamamlayıp dünya bilgi çağına geçti. Bu bilgi çağında da artık geçmişteki gibi sanayi üretimi, seri üretim, sıradan şeyler, ürünler, bu tür şeylerle olan doğmuş bir ekonominin sonuna gelindi. Artık hep inovasyondan, yenilikten bahsediliyor. Çünkü artık değer yaratma denilen şey, değer eskiden işte tarım toplumunda bu değer bir topraktı. Sanayi toplumuna geçince artık bu değer sermaye oldu. Üretim oldu. Fiziksel üretim oldu. Bilgi çağında değer yaratma tamam bilgi üretmeyle, yenilik üretmeyle alakalı. Dolayısıyla artık geçmiş toplumun, sanayi toplumunun sistemindeki işte seri üretim mantığı ve bu seri üretime insan yetiştirecek eğitim ona göre kurgulanmıştı ve seri üretimde çalışacak işte iş gücü ve bunda işte mavi yaka beyaz yaka diye ayrılmış, yani bilfil fizikiyle çalışacak insan gücü, bir de bu fizik insan gücünü yönetecek, daha yönetim işlerini yapacak beyaz yakalı bir insan grubundan bahsediliyor. Bugün artık tamamen zihni olarak çalışan, ürettiği şeyleri zihniyle üreten, aslında beden gücüne ihtiyaç duyulmayan bir insan kaynağından bahsediyoruz. İşte buna da bilgi işçisi deniliyor bilgi çağında. Dolayısıyla yeni çağın gerektirdiği insan tipi artık kol gücüyle değil de beyin gücüyle çalışan, kol gücüyle yapılacak işleri de artık robotlara devredeceğimiz yavaş yavaş bir dünyaya doğru ilerliyoruz. İşte bu nedenle de artık bir şeyler üreten, tasarlayan insanların çok değerlendiği bir zamandayız. Yani aslında bir şeyler yapan, üreten insanlar yeni ortaya çıkmadılar. Yani maker denilen kavram yeni ortaya çıkmadı. Fakat önemi arttı. Teknolojinin gelişmesiyle bazı imkanlar çok arttığı için bireyin yapabileceği üretim, bireysel üretimin imkanları çok genişledi bir anda. Yani bir bireyin geçmişte tek başına yapması, kendi başına yapacağı düşünülemeyen işler bugün artık çok ucuz fiyatlarla yapılabiliyor. İşte 3 boyutlu yazılardan tutun da programladığımız mikro denetleyicilere kadar. Bunlar bize bu imkanı verdi ve makerlık denen de bir buna isim verildi aslında. Tabi bu ismini de Türkçeleştiremedik maalesef. Hep maker diye kaldı içimizde. Yani o yüzden de aslında bizim içselleştirmemiz de biraz bence bunun engel olduğunu düşünüyorum. Yani maker dediğimiz şey böyle yine geçmişte hep olduğu gibi bize batıdan gelmiş. Yeni bir kavram böyle. Batıdan hep moda olarak gelir. Zaten içimizden çıkan şeylere çok değer vermeyiz genelde de. Hep bir şeyleri değerli görmemiz veya işte moda haline getirmemiz için batıdan bize gelmesi lazım. İşte makerlık da böyle bir moda gibi geldi sanki. Şimdi hepimiz maker olmak peşindeyiz gibi bir durum oluştu. Bunun iyi yönleri var, kötü yönleri var. Dediğim gibi yani bu hareketi tam olarak içselleştiremezsek, kendimizden, gözümüze, içimizden çıkarttığımız bir şey haline getiremezsek bu makerlık da bir yurt dışından gelmiş bir moda gibi kalır. İşte yurt dışından aldığımız eğitim setlerine, teknolojik oyuncaklara para veren çok güzel bir pazar haline geliriz. Ama yine sonuçta biz o bilgi çağındaki o üreten kitle olabilir miyiz? Orası şüpheli kalır. Dolayısıyla bunu biraz daha aslında içselleştirmemiz lazım. Bizde de geçmişten beri aslında bir şeyler üreten, tasarlayan, devreler yapan, kuran insanlar hep vardı. Ama bugüne kadar çok değerli görülen bir şey değildi bu. Yani ben de çocukluğumda devrelerle falan uğraşırdım ama bizim zamanımızda tabii ki bırak onları derste bak denilirdi. Şimdi çok güzel bir şekilde artık okullarda aileler bunları teşvik ediyor, bunlarla uğraşıyor arkadaşlar. Bu çok sevindirici şeyler. Dediğim gibi bazı kavramları özümseyemezsek ama kendimize mal edemezsek, sadece bir moda, makerlık işte öyle ben maker oldum şeklinde şeyler olursa bundan pek fayda sağlayamayız. Ama içselleştirirsek, üretimi gerçekten yeniden Türkiye'de matah bir şey haline getirebilirsek, yani bugün üretmek çok sancılı bir süreç. Türkiye'de üreticiler çok zor durumda, sanayiciler hep zor durumda. En zorluk çekenler bir şey üretmeye çalışan insanlar. Diğer türlü çok işte mal alıp satan, sadece al sat yapan firmalar rahat giderken ithalat yapanlar, üretim yapanlar zor durumda. Bugün sanayicilerin birçoğu inşaat işine girmiş durumda. Kendileri buna mecbur hissediyorlar çünkü ayakta kalmak için. Bu gidişatı terse çevirebilirsek evet bu hareketten biz de fayda görürüz. Ama diğer türlü gerçekten ne faydasını görebiliriz ne de bir pazar olmaktan kurtulabiliriz. Bu konudaki benim acizane görüşlerim bunlar.
Ve şunu da görüyorum zaman zaman, işte mühendislik öğrencileri mesela, teknik işler yapacak insanlar da böyle makerlıkla ilgili bir heves içindeler. Bu da güzel bir şey ama şu da var. Bizim zaten unuttuğumuz bir şey var. Mühendislik zaten özünde maker olmak zaten. Yani işin özü gereği zaten mühendis bir şeyler yapan, üreten, tasarlayan kişidir. O yüzden ekstradan bir makerlık gibi bir unvana ihtiyaç duymaya gerek yok. Bir mühendislik öğrencisiyseniz, bir şeyler düşünüyorsanız bilin ki zaten siz, amacınız zaten temelde mühendislikte bir şeyler üretmek, tasarlamak üzerine aslında yetişmemiz gerekiyordu. Ama bu da ülkemizde mühendisliğin anlamının biraz kaymış olmasından dolayı sadece sanki masa başı iş yapan, kağıtlara imza yatan bir meslekmiş gibi algılanmasına yol açtı. Yıllardır tabii böyle algılanıyor. Ama inşallah bu algı da değişecek ve mühendislik yapacak kişilerde makerlık demelerine gerek kalmayacak. Zaten özünde bu işin üretmenin, tasarlamanın olduğunu bilecekler. Makerlık ve işte bu maker hareketi konusunda kısaca görüşlerimi paylaşmak istedim. Başka videoda görüşmek üzere.